Saraya gittik. Bir masa ucu yok, ucu bucağı yok. Başta burada oturuyor. Beni de buraya oturttular. Ben üstüne bir sazın yanına gideyim. Atatürk burada, ben burada. Bir de siyah defterim var. Radyo defterim. O da koltuğumda. Ama ne haldeyim, nasılayım bilmiyorum. Ne var arkamda, ne entarim. Ne hiç bilemiyorum. Oturdum, defteri aldı elimden. Bey'i takip et dedi bana. Bey gitti, ben gittim. Bey gitti, ben gittim. Bir hamama girdik. Siyah bir banyoya girdik. Ağlıyorum hüngür hüngür. Bey ne yapacaksınız? Ağlama kızım. Saçımı kesti. Kesti. Ali Garson modası var. Derken kocam geldi. O da böyle şey vardı, böyle bir vardır ya. Aldı, ona da bu yeni kes demiş. O da bu yeni kesti. İkimiz böyle titreyerek gittik şeyine, başucuna. Hadi dedi, öpüşün şimdi dedi, öpüş. Sen çık dedi. Adamı kovaladı. Almıyor içeri. Otur. Şimdi. O defteri karıştırmış. İşte Cani Arak'ı bir buldu, Köşküm var Derya'ya karşı buldu. Rumeli türküleri bulmuş. Oku Allah oku. Ama saz yok, sazı görmüyorum. Ben burada saz daha uzakta. Nasıl titriyorum? Gazel yaprağı gibi böyle. Bütün Kılıcalılar şunlar buna dolu dolu insanlar. Büyük masa. Bütün devlet erkanı. Hepsi. Rakısı var, leblebisi var. Gözleri mavi, kaşları bir kıvırcık. Hiç sohbetimiz olmadı. Sadece bir haşmetli bir yüzü var. Ürküyor insan. Yüzünden. Ben de çocuk gencim. Tabii titriyorum. Biraz şöyle şey olsam, Safiye Hanım gibi hani palazlanmış bir hanım olsam belki bir şeyler konuşacağım ama hiçbir şey bilmiyorum. O Safiye Hanım der ki biz seninle beraberiz der bana. Halbuki o 28'e gitmiş Atatürk'e. Öyle söylüyordu. Neyse. Sabah oldu gittik bir zarf. 750 lira. Kocam da işte kıskanıyor galiba abim. Beni parpalardı evde biraz. Hırpalardı. Ya ben bir daha çağırdık işte. Bursa'ya gidiyoruz. Yine tabii beraber Çelik Palas'a geldik. O akşam U şeklinde sofra kurulmuş böyle. Şeyin lokantaya. Beni yine getirdiler. Celal Bayar. Ha Celal Bayar bizim amca derdik Celal Bayar. Çünkü çekirgede karşı karşı oturuyorduk. Hatta başımın yanını Reşit Hanım teyzem baktı bana. Celal Bey'in hanımı. Hamam da vardır onun evinde. Hamamda tedavi ederlerdi benim yanıklarımı. Amca diyoruz çocuklukken. Hemen ben amcanın yanına gel benim hanıma dedi. Şimdi U şeklinde Atatürk burada. Yine ben burada. Saz kapı arkasında. Ay beni oraya oturttun ne olursun. Sazı istiyorum gideyim yanına. Hayır gidin burada oturuyor yanına. Neyse. Hadi yine şarkı söyle. O zaman 4 kişi vardı saz. Küçük. Nobar, Şükrü falan. Böyle güzel sazlardan. Selahattin bunlar falan. Tabanca atardı böyle şeylere. Sütunlara. Tabii. O sütunlara böyle. Tabii o atıyor o. Atardı. O gün de bitti. Şükür Allah'a. Dediler ki ertesi günü belediye sarayı aynen duruyor. Hala duruyor. O salonda duruyor. Bala var. Merinos'un açılış günü. Haydi hemen ben tuvaletimi gittim arkama. Yine bir şey olmasın. Yine saz kapı arkasında. Kaptanların böyle salonda oturduğu şey var. Yemek masası vardır ki herkesi görsün. Öyle bir yere bir masa, iki sandalye koymuşlar. Ya ver beni getirtti oraya oturttu. Allah! Ben buradan nasıl kalkacağım? Nasıl kalkayım? Sazenin kapı arkasında. Ölüyorum heyecandan. Şimdi ben o zaman 17 yaşındaydım. 18 yaşındaydım. Dans bilmiyorum. Bursalı bir kız. O tarihte 37'de dans nerede bileceğim. Evliyim de çocuğum da var. O geldi oturdu. Tamam. Eyvallah. Balo açılacak, ne olacak? Beni kaldırdı. Dansa. Ah! Nasıl ölmedim? Nasıl yaşadım orada? Nasıl kalktım? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama o biliyor insanı. Çok iyi biliyor. Kalktık. Bak, elim titriyor. Bak Allah aşkına. Kalktık. Döndük oturduk. Anladı benim dans bilmediğimi. Hemen... oluyordu açmış olduk. Oh.
Ay. Sen titredin. Tangır tungur, tencereler, tabaklar, ahçılar, konvoy, yani gidiyoruz. Gidiyoruz. Yolda bir tane çocuk aldım. Köylü çocuğu. Kurbanlar kesilim. Vapura girdik. Oh, bende bir rahatlık var. Masa başı böyle. O burada, ben burada, saz burada. Oh, oh. Aman, ne kadar memnunum hayatımdan. Çünkü beraberim sazla. Oku istediğin kadar oku. İstediğim kadar okuyayım. İlk gün okuyayım. Beraberim çünkü. Hep beraberiz. Ufacık bir yer. Şey, Ege Vapuru'nun salonu. O gün saat 9'a kadar, sabah 9'a kadar. Söyle biraz söyle. O söylüyor, zeybek oynuyor, horot yapıyor. Atatürk kalkıp hep beraber şey diyor, eli masayı kaldırıyor. Aman neler yapmadı kalmadı. Aa, rakısı var, leblebisi var. Aa, o harika, harika bir insan. Harika bir insan. Orada artık konuşma oldu. Çocuklar bahsetti, resmini gösterdi. Ah, ismini değiştiriyordu. Ergun, Erkin olsun dedi. Ondan sonra oradan Kılıcalı, Şükrü Kaya bir laf karıştırdılar. Orada kaldı şey. Öyle kaldı. Erkin yapacaktı ismini. Şarkı için iltifat etti. Neler söylüyor, neler beraber söylüyoruz hep böyle. Beraber. Söyler, söyler. Artık canım işte. Orada çok iltifatını gördüm işte. Beraberim ya, sazla da beraberim, onunla da beraberim. Öbür tarafta böyle resmi, çünkü çok resmi bir yer, çok uzak bir yer. Burada hep beraberdim. Keyif adamı değil mi? Çok. Nasıl özetleriz? Her şeyin arasında keyfini ihmal etmiyordu. Nasıl? İşte yapabiliyor. Hem işini yapıyor, hem şeyini, vazifesini. Çok içmezdi ama. O kadehinde ya iki tane, söyler, köşküm var der yakın. Caner Akıp'ını çok sever. Çok sever. Meyanı mutlaka söyler. Doğrusu bir bulur musunuz Caner Akıp? Caner Akıp'ı handan edersin. Ben bir nevayı giryan edersin. Sarsız söyle, şarkı söyledin mi kardeşim? Caner Akıp'ı handan edersin. Caner Akıp'ı